Hepinize merhaba arkadaşlar. Ligin son haftalarına doğru adım adım ilerliyoruz. Önümüzde tamı tamına 11 maç var. Ve 11 maç sonunda ligin şampiyonu da Avrupa'ya gideni de küme düşeni de belli olacak. Biz şu anki konumumuzla ligde iyiyiz. Baya baya iyiyiz yani. 40 puanız ama liderle aramızda 3 puanlık bir fark var. Ligin lideri şu an Fenerbahçe. Ama değişebilir de. Çünkü puan tablosu o kadar yakın ki birbirine, kimin nerede olduğu belli bile değil. Ulan bir hafta önce biz 7. oluyoruz, bir hafta sonra 4. oluyoruz. Puanlar karışık. 24. haftada rakibimiz Antalyaspor. Kendi sahamızda oynayacağız. Güzel bir maç olsun. Kazanalım. 3 puanımızı cebimize koyalım. Puan farkının açılmasına izin vermeyelim. Bütün hedefimiz bu. Amacımız bu. Stadyon ne yerdeyiz? Enis Balbay yönetecek. Biz de çıkacağız, topumuzu oynayacağız. Stadyon ne yerde? Kendi sahamızda Ankara'da bugün Antalya'yı yenmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Çok zor işmiş. Neden zor? Biz en az gol yiyen bizmişiz. 20 gol de onlar atmış. Ya belli olmaz. Burası Türkiye. Burada her şey olabilir. Baskı yapalım. Baskı yap. Eto'yu geçirme. Eto'yu geçirme. O kadar rahat o adam geçti mi? Bak aşağı verin. İçeriye dikkat. Sekmiyoruz. Hani zor işti? Ha? Hani zor işti? Adamlar ilk girdiği pozisyondan gol attı lan. Bunun neresi zor arkadaş ya? Poli sen ne yapıyorsun, gözünü seveyim ya. Bir adım atacaksın, kafa vuracaksın topa. Gitti, arkandan adam geldi vurdu ya. Yardır oğlum, yardır aslanım benim. Hadi güllerim, güllerim. Güzel bir pas çıkart bak. 10 numara pas verdim. Yapma, yapma. Sen de yapma. Sen de yapma. Cık, ulan hafta sonu adamların matkapla evi deleceği tuttu ya. Stadın inşaatı daha yeni bitti. Ulan çok güzel verdim. Ah ulan. Ya o topu nasıl harcıyorsun papaşa? Yapma, gözünü seveyim. Bak ben de hata yaptım senin yüzünden. Vallahi size uyum sağlayayım derken ben de hata yapıyorum. Yani ofansif anlamda bir şeyler yapmak, renk katmak, takıma pozisyona sokmak istiyoruz. Ver lan ara topunu, çok güzel topuk pası. Yazarım, yazarım, işte bu kadar be. İşte bu kadar be. Stadın bakım çalışmalarına rağmen konsantrasyonumuzu tam gaz devam ettirdik. Ama sevinemiyoruz. Çalışmaya saygılı olmamız lazım. Yine de bulduğumuz bu güzel golle. Topuk pası muhteşemdi bu arada. Murikiciğim. Lan oğlum bizim Ranti'yi sen kestin la resmen. Ya da Ranti gitti mi? Ne oldu transfer döneminde? Onu da anlamadım ha. Bu arada 10 numara adamım. 10 gol atmışım ha. Dikkat beyler, dikkat. Yukarı lan. Yukarı kaçıyor, kaçıyor. Adam aranızdan ne güzel pas verdi öyle. Sektirme. Gözünü seveyim, sektirme. Vur şuna, vur 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 vur. Anıl, Adaş, gözünü seveyim. Yapma, yapma. Orada yapma o topları. Yapma lan. Vur gitsin ya. Bak bak bak, hareketlere bak. Sanırsın bana. Forvet'te herif millete artistik yapıyor, çalım atıyor ya. Adaş gözünü seveyim. Temiz oyna. Bak 10 numara pas attı Mili'ye. Mili'den de güzel verdi bana. Yardır lan. Yardır Murikicim. Aa geçti. Vallahi atamadım, kusura bakma ya. Ya bir an tereddütte düştüm. Aşağı yukarı derken adam da zaten beni biçti. Kes baba güzel bir orta. Hadi. Güllerim 10 numara bana mı? Oo, çok güzel kafa vurdum. Yemin ediyorum var ya, top taça gidiyor oldu ama gitmedi. Yönünü değiştirdi. Rüzgar çok sağda. Oğlum o ne iğrenç bir kafa vuruşuydu ya. Allah Allah. Yani 10 numara forma giyiyor olsam da 10 numarada kafalarım var. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu güzel bir şey. Yine de kaptan güzelsin. Skecik ya, ama bana verseydin ya la. Ya vallahi 10 numara koşu yap dedim altından. Görmüyorsun abi. Kaldır kafanı az ya. Bak ben etrafımda dönüyorum. Size pas vermek için en güzel, en sağlam adamı arıyorum ama ne hikmetse benim atmak istediğim adam olmasa da bizim skecik her topa at diyor. Vallahi ayıp ediyorum kardeş. Yani la bir oğlum içeri gidin, bir boşluğa kaçın, bir şey yapın lan. Sabahtan beri heriflerin etrafından dönmeye çalışıyorum ama sonunda da içine ediyor. Ulan %60 topla oynuyoruz, gol pozisyonu yaratamıyoruz ya. 18 yayına gelene kadar her şey güzel. Her şey güzel ama yaya geldikten sonra işler karışıyor abi. Pas atacak adam bulamıyoruz. Baksana bizimkiler offside'de geziyorlar. Siz ne yapıyorsunuz lan? Adamlar birbirine takıldı ama problem yok. Ah lan çok iğrenç vurdum ya. Bir an dedim belki çatala sallarım da yemedi. Kısa düştü. Ya oğlum biraz yürüseniz diyorum, hani gitseniz. Kimsenin arkadaş hareket etmeye yürümeye niyeti yok ya. Ofansif anlamda çoğalmamız lazım. Muriç'im yürü. Muriç'im yürü. Muriç'im yürü. İşte bu kadar be. Koçum benim lan. Asistimi de aldım. Helal olsun sana be. 10 numara şut çıkarttım. Aslan, aslan. Ranti var ya. Boşa kesik yemedi. Vallahi boşa kesik yemedi. Adam her maç gol atıyor lan. Yani formunun zirvesinde. Öyle de söyleyebilirim. Ama
Yani bu şutu belki de Suarez vuramaz. O kadar size net bir şekilde söylüyorum. 10 numara vurdu. Tam köşeye vurdu. Kaleci o topu hayatta çıkartamaz da ben senden fazla gol atmışım lan. Yani ben 7 sen 10 yakışmadı. Ulan koskoca organizasyona 2 kişi çıkıyoruz arkadaş. Güzelsin lan Muriç. Var ya 10 numara pas verdin, senin yaptığın gibi yapacağım baba. Vuracağım, atamayacağım. Sen atmıştın ama benim topta herifin artistik yapacağı tuttu. Uçacağı tuttu arkadaş ya. Gerçi biraz da fazla topu beklettim şimdi. Öyle de bir sıkıntı var. Biraz da erken vursaydım daha cephedendi ama çapraza girince tabii işten geçer gibi olmadı değil. Yalnız Eto kontraya gidiyor. Eto'cum izin vermem. Vallahi kusura bakma. Yani izin vermem. Yalnız ıskalama ihtimali de bayağı yüksekti. Biraz erken müdahale yapar gibi oldum ama problem yok. Hiç problem değil hocam. Ben görevimi yaptım. Takımımın kontra yemesine izin vermedim. Sen o sarıyı versen de olur, vermesen de olur. Sıkıntı yok yani. Ben o konuda rahatım. Yani hocam fırça kaymış olabilir. Neden yaptın tarzında da konuşmuş olabilir arkamdan. Şu an tam emin değilim. Ama eğer o Eto bir geçeydi var ya, başımıza da bela olabilirdi. Lan Ranti, Ranti yardır oğlum, bak girdin ikinci yarıda oyuna. Hadi yap bir şeyler be. Adam Medat'ı çıkartıyor, Ranti'yi alıyor. Ama Ranti de güzel oynuyor ha. Bak bak nasıl pasını verdi. Atacağımı hissetti de yemiyor. Lan benim şutta ne yemiyorsun sen ya? Fornezi'ye bak arkadaş. Cık cık cık. Ulan iki tane güzel şut çıkarttım. Ulan üstüne gitmiş gerçi. Deminki gibi köşeye gitse de belki atardım da bu baya baya üstüne gitmiş şimdi. Uçmasa da... Ranti sen geriye doğru kafa vurmayı nereden öğrendin lan? Yani o top hayatta kaleye doğru dönmez, ben sana söyleyeyim. Bir daha öyle vurma. Hadi durun be, hadi durun be. Ulan offside'e düştü. Gel gel göbeğe gel, göbeğe gel. Ranti, Ranti, of Ranti, of diyorum Ranti. Sen var ya kralsın lan. Gel gel sarılacağım, öpeceğim kankam benim. Tamam Toto'da topuşturuyoruz, hiç problem yok be. Adam ne pas verdi lan. Ya Ranti'nin bir zamanlar paslarını hatırlarsınız. Yani şu attığı pas, al kardeşim. Sen bana bugüne kadar attın, ben de sana atarım dercesiniydi ya. Benim de kontrol iyi. Çektim, düzelttim, vurdum. Fornezi çaresiz. Niye? Çünkü uzaktan vurmadım. Geldi amacıma dibinden. Köşeye bıraktım. Çık vur lan kafayı. La, ah be kısa düştüm. Biraz daha havadan gelse belki o top önümüze düşerdi de. Neyse problem yok. Antalya'yı kendi sahamızda 3-1 gibi güzel ve temiz bir skorla geçmeyi başardık. Ha, kötü başladık ama hiç problem değil. Çünkü gücüm 79 oldu. Ulan her maç neredeyse gücüme güç katıyorum ha. Vallahi ben baya baya gelişiyorum. Bu sene sonunda beni büyük takımlar ister gibi geliyor bana. Ama gider miyim gitmez miyim bilemiyorum. Yani Avrupa'ya katılırsak belki orada Gençler Birliği macerası sürer. Ulan Antalya'yı 3-1 yendik. 2 gol bir asist yaptım. Adam beni kadroya seçmedi lan. Allah Allah, sakatlandın mı? Ne oldu lan maçta? Yok gayet top gibiydim, taş gibiydim yani. Çıktım elimden geldiğince mücadelemi de yaptım. Dinlendirmek falan istedi herhalde. Ama güller, güller atıyor, güller atıyor. Problem yok, rahat olun, rahat olun. Yani sıkıntılı olabilirdi, puan kaybedebilirdik ama güller baya baya gitti. Ben buradayım kardeşim dedi. Sen dedi için ferah tut. Ben dedi golümü atarım. Ama iki atabilir miyiz, onda bir sıkıntı var. La oğlum maç 1-1 olmasın. Atın 2'yi de rahatlayak be. Adamsın Ranti be. 62'de girdi, 66'da attı. Oğuz da dedi. Yeter ben gidiyorum, sıkıldım. Kırmızı yedi. Ama kazanmayı başardık. Rakibimiz Trabzonspor. Rize'yi yenmeyi başardık. Ben yoktum o maçta. Neden yoktum hala bilmiyorum. Ama bugün Trabzon'u yenmemiz lazım. Çünkü Trabzonspor ligde üst sıralarda yer alan bir isim. Ve bu yüzden bu maçın yeri bambaşka. Süper Lig'de 26. haftada Ankara'da güzel bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor'la bugün kendi sahamızda mücadelemizi yapacağız. Policim bak, geçen Antalya maçında olduğu gibi saçmalama. Geçen diyorum, üstünden 2 hafta geçmiş olabilir ama sen onu aldırış etme. Alışkanlık. Yine de şöyle bir durum var. Poli'nin o tarz hataları yapmaması lazım defansta. Ya bir kafaya çıkmadı. Ortada pozisyon yoktu. Adam geldi, ortaya açtı. Vurdu kafayı, gol oldu. Baskıyı kurduk Trabzon'a ama bir türlü şu gol yaratacak pozisyonu yaratamıyoruz abi ya. Çok güzel paslaşıyoruz, ben içine ediyorum. Vallahi içine ediyorum. Ulan çok kötü başladım maça ya. Ya resmen pas hataları üstüne pas hatası yapıyorum. Ha gerçi yalnız da değilim. Bizimkiler de kaptırıyor ama.
Şöyle bir gerçek var. Çok güzel ara topu saldım. Vallahi saldım. Güllerim. Güllerim. Güllerim attı be. Gürledi lan. Gürledi. Vallahi Onur gürledi ha. Helal lan sana. Yani hiç beklenmedik bir şut çıkar. Yemin ediyorum ben o topu dedim onu çıkarttı. Açısı yoktu ve Onur çok iyi köşeyi kapatmıştı. Nasıl oldu? Nasıl etti? Allah çarptı mı lan o sana? Allah Allah. Ya Trabzonlu o oyuncuya çarptı top biraz havalandı ya da Onur çarpacağını düşündü, yanıldı. Top katlayamadı topu yani. Lan güzel gol attık ama asist vermedin sen bana. Orada bir haksızlık var ha. 10 numara ara topu salmıştım. Baskılı Mırıç'ım, baskılı oğlum. Adamlara burada... Oha baskı dedim oğlum. Parçala herifi öldür demedim lan. Ne yapıyorsun manyak? İyi Allah lan sarı yediğine şükret. Kaç git. Oğlum manyak mısın sen ya? Hakim sarı veriyor. Şekilden şekle giriyor. Yapma. Ya kırmızı vereydi ki... Açık ve net arkadan girdin. Sen o herifi biçtin lan. Lan. Ya şurada iki güzel hareket yapayım. Yani. Topu sağa soluma çekeyim. Hemen bir baskı. Hemen bir pres. Kapın topu rahatlayın. Murikicim çok güzelsin be. Allah oğlum kaçsana şu yukarıdan ya. Mili ver tekrar. Güzel. Bak Milicim çekeceğim vereceğim. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Oradan olmaz aslanım ama gaza da gelme. Yani içeriye penaltıya doğru bıraksa Vedat orada bomboş. Belki bir ihtimal gol atardık ama benim bu maçtaki pas istatistiğim de muhteşem. 4 taneden bir tanesi %100 kaptırıyor. Vallahi kaptırıyor. Bir yandan iyi bir maç performansı sergiliyor gibiyim. Diğer taraftan çok kötü. Şu an çok kararsız kaldım. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi kaptanım. Kaptanım çok güzel görmedin. Vallahi güzel görmedin ama ben gülleri gördüm. Güller aşağıdan bindirdi. Güzel tutup aha bedava gol. Bedava gol işte bu be. Atarım. Boş buldum atarım. Sol ayak sağ ayak hiç fark etmez. Yeter ki o kale boş olsun ve o top benim önümde kalsın. Atarız. Sıkıntı yok. Stres yok. Yani ilk yarıda. Hatta ilk yarıdan değil zaten ilk yarıdayız şu anda. Maç başladığından beri Trabzonspor daha kalemize pozisyona giremedi. Bakın böyle bir gerçek var. Ve bu gerçek gördüğünüz üzere baskıyla, preste ve pozisyona girmeyle bize farkı 2-0'a getirdi. Vallahi şu an rahat, keyfimiz yerinde. Ulan orta sahayım dedim de orta sahanı ben ofansif anlamında orta sahayım. Oğlum burada siz top yapacaksınız ya. Top orada bana veriyorlar. Al ne yapıyorsan yap diyorlar. Ama kaptan sal önüme. Çok güzelsin. Harikasın. Muhteşemsin. Sana hediyem olsun bebeğim. Sana hediyem olsun. Bak rugby uçuş yapacağım. Senin için yapacağım. Hoppa. De. İlk yarıdan vallahi Trabzon'u enteresan bir şekilde 3 golle arkamızda bırakacağız gibi duruyor. İkinci yarıda ne olur bilmiyorum ama belki ben oyundan çıkabilirim ya. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Fixture bakımında. Ya da yanlış da hatırlıyor olabilirim, emin değilim. Güzel pas güllerim. Hadi beyler bir aşağıdan koşu gördüm. Gördüm sen gidersin de ben sana vermez miyim be Mili? Ne yaptın Mili? Oğlum sen arada sıra uzaktan geleni geçeni yapıştırıyordun. Niye vurmadın lan? Ya kime pas verdin anlamadım ki. Vedat'a verdi falan diyeceğim de hiç. Vedat'ın o topla yakından uzaktan alakası yok. Direkt Onur'a doğru sen pas attın ya. Vallahi ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da önde baskımızı yapıyoruz. Topumuzu kapıyoruz. Çok güzel top. Vallahi kendim deneyeceğim. Kendim deneyeceğim. Kusura bakma. Oo. İğrenç vurdum ya. Vallahi iğrenç vurdum. Yani şu çekişe bu şut olmadı. Kale tutsa belki girme ihtimali vardı. Hiç kaleyle alakası olduğunu düşünmüyorum. Düşünen varsa da söylesin. Hadi lan hadi lan kontra yapacağız. Yürüyün oğlum. Yürüyün aslanlarım. Bırak Vedat'ı. Çok güzelsin. Vedat'ım. Vedat'ım. Gör beni. Gör beni ulan. Ya hocam ne fırsatı. Top direkten döndü. Gözünü seveyim ya. Adam fırsat kaçtı diyor. Sanki ben gittim bilerek topu direğe vurdum. Lan 10 numara pozisyondu. Ayağıma da soktum topa. Ama Onur çok güzel çıkarttı. Vallahi güzel çıktı. Ulan yedin gole bak çıkarttın toplara bak. Bu da bir garip ha. Vallahi bizim rakiplerde anormallikler, gariplikler oluyor. Gerçi bizde de oluyor. Sadece rakibe göre değil. Baksana Onur deminki kurtarışın ardından bu sefer de gitti kendi adamının sakatlama yönelik oynuyor. Ne yaptın oğlum? Kime attın lan topu? Ha. Bir an dedim herhalde bizim kaleye doğru dönecek o taşta. Yalnız bizim kaptanla bayağı artistik hareketlere başladı. Yanlış yaptı. Keşke pas verseydim ya.
Ulan ilk yarıdaki oyunumuzu tam gaz ikinci yarıda da sürdürüyoruz. Da bu sefer biraz saçma sapan uçuşlar yapabiliyoruz. Dikkat beyler, sakin olun, sakin olun, çok güzelsiniz. İki kişi kapattılar önünü var ya. Daha aman! Öyle yok, öyle yok, gözünü seveyim. Dönüp şut çekmek falan yakışmıyor. Ulan 70'e doğru var ya Trabzonspor bildiğim bizim tarafa doğru yüklenmeye başladı. Beyler dikkat, Allah boş. Bomboş, bomboş ama Castillo be. Helal lan. Hep böyle vur. Boş ver, boş ver, gol atma ya. Biz kazanalım gidelim. Ne? Niye strese sokuyoruz kendimiz ya? Ulan herifler 68-70. Baya baya yüklenmeye başladılar da çok geç kaldılar ya. Yani taktiksel anlamda baya bir Trabzonspor sıkıntı yaşadı. Eğer yaşamasaydı biz erken dakikalardan falan olası bir gol yeseydik. O nasıl bir pastı lan? Yani yukarıda ben göllere topu bırakacaktım. Çok iğrenç bir top attım lan. Valla kendimden tiksindim bir an. Bunlar ileri gitsem mi ki ya? Bizimkiler atabilir mi ileri topu? Neyse. Sıkıntı yok. Problem yok. Zaten 3-0'da 4'e gidiyoruz. Vallahi 4'e gidiyorum. Ben bu topu alır. Beni kimse tutamaz. Beni kimse tutamaz. Bırak kardeş. Kusura bakma. Gole gideceğim. Hat-trick'e gideceğim. Ya bırak yakın temas memas. Yapma bana. Yapma bana. Hat-trick. Maçın kahramanıyım ben. Hat-trick'imi yaptım. O topu alacağım. Müzeme götüreceğim. Evet. Evimde bir köşem var. Müze köşesi. Yeni açtım. Çünkü ilk ödülümü aldığım için böyle bir köşeyi yapmam lazım. Lan. Var ya ben aslında ileri gitseymişim belki daha rahat bir gol atabilmişim ama böyle bir heyecan oldu, bir action oldu ve o action'dan sonra 4-0'lık skor oldu. Ulan Trabzon dedik, kafaya oynuyor dedik, 4 tane attık lan. Bu da garip. Kendi sahamızda 4-0'la Trabzonspor'a geçmeyi başardık. Ve ligde gidişatta o kadar güzel bir başarı elde ettik ki, yani 6 şutta 3 gol atıp hat-trick'imi de yapmayı başardım. Yani bu top benim için normal bir toptan farkı yok. Öyle söyleyeyim. Ama ben onu götüreceğim. Dedim ya, müze yaptıracağım. Gideceğim müzeme koyacağım. Ve güzel bir zafer aldık. Yani Ankara'da kimse beklemiyordu. Kıran kırana kıyasıya bir mücadele beklerken Trabzonspor'a koca maçta 2 tane pozisyon verdik. Bu arada orada da benim bir asistim var bak. O asistimi yediler. Ayıp ediyorlar. Güllere ben çok güzel pas verdim. Rakip dokunduysa ne oldu? Asist mi bozuldu? Kendi sahamızda Ankara'da güzel bir Trabzon zaferi elde ettik. Ve sırada Kayseri deplasmanı var. Bu deplasmanda da aynı başarıyı sergilemek ve puan kaybı vermeden olabildiğince puanları cebimize koymak istiyoruz. Zor bir maç olabilir çünkü deplasmandayız. Tabii ki yine de hiç problem yok. Formda güzel ve iyi bir şekilde ilerlemeyi başarıyoruz. Kayseri'de güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Çünkü hava güzel, çünkü stat kapalı. Stadın üstü kapalı kardeş. Bu stada var ya ne yağmur yağıyor ne kar. Öyle diyeyim size. Ama şöyle bir durum var. Eğer yenersek ikinciyiz. Ve bir Ankara ekibiyle mücadelemiz var ligde. Osmanlıspor'la. İki Ankara ekibi liderliği oynuyor be. Hadi oğlum, hadi aslanım. Alttan bir koşu gördüm. Gördüm babam, biraz daha. Çok güzelsin. Hadi lan Mili. Mili, güzel bir orta pas. Yerden kes, yerden kes, yerden kes. Havadan kestiğin adam kendi kalesine gol atıyordu oğlum ya. Yerden kessen biz atacaktık bak. Ya Vedat'a orada bıraksaydı o topu... O nasıl bir kontrol lan? Top bir anda... Aman aman, hataya yer yok. Bak battal gider gole atarsa olay çıkartırız ha. Dakika 4'te gol yemeyelim bu kadar saçma bir şekilde. Sakın, sakın. Adam astı lan. Adam dakika 5'te astı. Ya arkadaş ya. Kaçırdığımız topa bak. Kornerde içine ettiğimiz, harcadığımız pozisyona bak. Devamında da yediğimiz gole bak. Ya bu kadar güzel kaçırıp yiyebiliriz. Baskı yapın abi, baskı yapın, gözünüzü seveyim ya. Ulan 20 dakikada ilk girdiğimiz pozisyon dışında pozisyona falan giremedik. Aha güzelsin Mili be, harika kaptın. Hadi lan bir kontra, kontra babam bana değil ya. Şu, lan sana da değildi o top ya. Allah Allah. Ya şu ara toplarını atarken sıkıntı yaşıyorum resmen ya. Yok ya Muriç'im, Vedat'ım ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Antalya'da oynadığımız şey, Antalya'da diyorum ya. Ankara'da Trabzon karşısında oynadığımız maça bak, şimdiki çıktığımız maça bak ya. Herkes birbiriyle bir uyumsuzluk peşinde. Güzel.
Hadi oğlum, hadi ver bana. Çok güzelsin, kaç. Kaç aslanım, kaç aslanım benim lan. Çok çapraza gittin kaptan, çok bekledin ya. Vallahi çok bekledim ben lan. Sen verene kadar ya. Açı kapandı. En çıkartabileceğim net şutu çıkarttım, o da direkten döndü zaten. Ulan bir an dedim taça doğru bırakacaksın o topa. Öyle sert pas mı atılır arkadaş? Emre gözünü seveyim. Biraz daha ayağa ya. Biraz daha sakin ya. Ulan çok kötü oynuyoruz ama pozisyona ne kadar giriyor ediyor olsak da şansımız da yok arkadaş. Dikkat dikkat. Bak kanat toplarına dikkat beyler. Kaçırmayın. Yukarıdakini kaçırmayın. Gözünü seveyim. Bak belli adamlar o kadar güzel üçgeni yapıştırdı ki direkten döndü topu. Taşafak az daha bizim kaleyi taşa tutuyor da. Milli geç git artık oğlum şu adamı ya. İlla önüne doğru uzun zar zor bir top şişirtmemi istiyorsun ama sıkıntı yok, ben atarım, problem yok. Hadi geç pası abim, al Millicim şu topu. Millicim yapmaz, vuracağına sikecek senin vuracağın topun ben içine. Sileceğim. Tamam mı? İspin gibi sileceğim. Oğlum o nasıl şut lan? Nereye vuruyorsun babam ya? Kaleye tutsa top gol girecek. Bomboş kale, kaleci pozisyondan çıkmış. Vurdu şuta bak ya. Güzel pas kaptan. Oğlum yardır lan. Yardır Vedat. Vedat at şunu. Vedat at şunu. Vedat lan. Ya Antalya maçında vurduğun gibi vursana be abi ya. Az farklı top direğin dibinden gitti. Güllerim şu defansa sen de git yardıma be. Orada bakınıyorsun abi, gözünü seveyim. Şu lavalı tutun beyler. Lavalı tutun. Lavalı lavalı. Adam nasıl gidiyor? Nasıl şut çekiyor? Bu da bir garip ya. Allah Allah. Herkes resmen Laval geçsin diye müsaade ediyor, izin veriyor arkadaş ya. Vallahi takım bir garip olmaya başladı ama güzel top. Vallahi şimdi Allah var güzel top. Da ben de en iyi atabileceğim adamı arıyorum abi. Kaçarsa belki koşu yapar, bu pozisyona girerse hesabına. Ama onu yapmaya kimsenin lan pas verseydin ya bana ya. Önün kapalı şut deniyorsun abi. Lan biz nasıl gol bulacağız? Aha, nasıl gol bulacağızın cevabını buldum ben. Ben buldum da Vedat'ın bulmadı sanki de tam kaptan be. Helal lan, hiç beklenmedi şu. Yaptım ona da ıskaladım. Helal be sana. Valla bir an dedim pozisyonun içine gitti. Ama Vedat demek ki bu işi biliyor. Kaptanı gördü. Ona inandı. Verdi topunu. Kaptan da çok güzel vurdu. 1-1 oldu. Oh be. Valla en azından 2'yi erken dakikalarda bulabiliriz. Yani önümüzde daha 30 dakika falan var. Pozisyona girdiğimiz sürece bunun devamı gelir. Hadi oğlum, hadi seri kullan, seri bırak elini başını avuçlamayı etmeyi ya. Güzelsin siyah be. Güzelsin siyah be. Şuradan bir deneyeyim beyler. Keşke denemeseydim. İğrenç gitti lan top. Uzaktan şutlarda sol ayağımda problem yaşıyorum. Mate'ye gel, Mate'ye gel. Gözünü seveyim gel artık be. Gör. O kadar pas istiyoruz. Hiç umursamıyorsun, etmiyorsun. Güllerim, kes güzel bir ortam. Babam nereye vuruyorsun ya? Havadan bana doğru kesse belki gelişine yapıştıracağım ya. Bizim çocuklar benim verdiğim gibi paslar atmıyor ya. Vallahi çok hocam engelliyor ya. Yuh be, yuh be. Herifin topla alakası yok, geliyor bana darbeliyor. Hiç umursamıyorsun, etmiyorsun ha. Öyle topa dalınmaz arkadaş. Bak çekiyor, vallahi çekiyor. Yani tamam, ben de onu çekiyorum şimdi. Kabul ama yani. O beni sanki biraz daha fazla çekiyor. Çünkü topa daha yakın alan. Bu sefer de herifin engelleyeceği tuttu. Hadi oğlum, hadi aslanlarım benim. Son şanslarımız, bak iyi değerlendirmemiz lazım. Beyler bir pasa geçin. Hadi lan Ranti. Kaptan abartma. Kaptan abartma. Bir tane attın diye her topunda girecek anlamı yok be. Ulan son dakikalarda pozisyona girmeye çalışıyoruz. Belki bir şey olur diye kaptanın yaptığına bak ya. Tabi özgüven patlaması yaşadı. Bir tane vurdu, gol girdi. İkinci yarıda attı. O da haklı, şimdi bir şey diyemem de. Vallahi kötü oldu ya. Ulan sen durdurak bilmeden gelene geçene karşı güzel bir mücadele yap. Maçlarını kazan. Ve ardından Kayserispor deplasmanında 1-1 berabere kal. Bu bize yakışmadı. Bu arada hocam ben forvet değilim, orta sahayım, haberin olsun. Sonunda milli takımdan bana teklif geldi. Artık milli takımda da görev alacağım ama şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz üzere milli takımda görev alsam da almasam da pek bir şey fark etmiyor. Çünkü bizim milli takım nasıl olursa son sırada kesiniyor. Adamlar 4 kere berabere kalmışlar 6 maçta. İnsan bir tanesini yenerdi be. Cık cık cık. Yani
Şu an maç eksiği. Toplam 4 tane maçımız var ve 4 maçın ardından bizim maksimum bütün maçlarımızı yendiğimizi varsayarsak 4'te 4'ten 12, 4'te buradan 16. Ya. Yeah. 16 puan. Danimarka'nın şu an zaten 4 maç eksiği olmasına rağmen 12 puanı var. İtalya desen 10 puan. Biz nasıl geçeceğiz bu adamları? Nasıl katılacağız Dünya Kupası'na? Artık prestijden başka, görevden başka, ulusal görevden başka bir şey kalmıyor. Ama çıkacağım elimden geldiğince, mücadelemi de yapacağım. O da ayrı bir konu. Yine de bunların hepsi artık bir sonraki bölümde olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.